Hadi çiçeğim. Ne olur biraz daha oyalan hani. Benim o CD'nin yerine hemen başka bir CD bulup koymam lazım. Nerede lan bunlar? Hanımla babam doğum günü. Sevda düğün ne alaka? Bu da diğer, bu da değil. Lan İsmet'in çektiği bir şey vardı ya. Vallahi da buldum. Ali Türk'ü işte bu. İşte bu. Bluzun var ya Olay. Değil mi? Aa! Cemal! Ana! Sen ne zaman girdiğinde bana haberler vermiyorsun? Az evvel geldim ya. Ben de sana bakıyordum. Bana bak. Senin babanın odasında ne işin var canım? Ya Safo, senin bana hediye aldığın kalem vardı ya. Ha? Ben onu bulamıyorum ya. Acaba orada mı unutmuşsun diye ona bakmaya girdim. Üf Cemal ya. Tamam annem, tamam ya. Aa, dur yardım edeyim ben ya. Niye ağlıyor çiçek? Teyze şu an karnın mı acıktı senin, ne oldu? Vallahi bilmiyorum ki ya. Pat diye öyle uykusundan uyandı. Hiç yapmaz normalde. Pışpışladım, salladım o kadar. Bana mısın demiyor. Pembeciğim, benim ufak bir işim var da sen çiçeği gezdirirsin değil mi bir saat? Tabii ki gezdiririm ablacığım. Sen işini hallet. Biz teyzeyi yer, böyle konağın etrafında iki tur atarız. Kız pembe, ben de sizinle geleyim mi canım? Hani bana da bir hareket spor falan olsun. Ya bu pilates macerasından sonra vallahi çok yaydım ben kendimi ya. Cemal, sen de gelsene canım. Yok Safa ya, ben çok yoruldum. Çıkayım da şu terasta az dinleneyim. Hey sen bilirsin. Anam da benim minnoşum. Ay uykularımı bölünmüş bunun. Oy. Ablacığım zaten bir iki tur atarsanız hemen uyur. Hı, tamam ablacığım. Safiye abla, istiyorsan parka gidelim, daha uzun yürümüş oluruz. Olur, çok mantıklı. Tamam. Hadi görüşürüz abla. Hadi dikkat edin ha. Ay. Dünya güzelim benim ya, çiçeğim benim. Abla yiyeceğim ben bunu ya. Dur dur bekle dur. Ha? Hadi hadi. Hadi maviş gelecek şimdi hadi. Geldim geldim. Ha. Ay Safiye ablayla pembeye de bir şey diyemedim. Üf, zaten Ali'den gizli bir şey yapıyoruz diye çok tedirginim. Ben de çok vicdan yapıyorum ama bundan başka çaremiz de yok. Bunu izlemek zorundayız. Ya Ali'nin başına bir şey geldiyse. Değil mi? Ben CD'yi takmıştım zaten. Hadi izleyelim. Hadi. Senden de hiçbir şey kaçmıyor ha maviş. Ben bunu hatırladım ya. İsmet çektiydi bu. Ama ne güzel yanık yanık söylüyor. Duydun mu ya? Nasıl ya? Çiçek büyünce izlesin diye bu CD'yi mi koymuş kasaya? Bir de ne gerek var ki? Bunu evde de saklayabilirdi. Ne bileyim ben maviş. Zahar kaybolmasın falan diye koydu onu kasaya. Ya Cemal, annemden yadigar bir şeyler koydum demişti. Bunun Refika Hanım'la ne alakası var? O zaman onu da şöyle açıklayayım maviş. Allah rahmet etsin, benim anamın en sevdiği türküydü bu. Ya şimdi ondan sebep öyle demiştir sana. Ya utanmıştır söylemeye. Biliyorsun işte, Halim duygusal adamdır. Aslan abi. Evet öyle. Of. Aman neyse, Allah'tan kötü bir şey yok da. Yalnız maviş, bak şimdi ben bir fena oldum ya. Resmen kardeşimin özel eşyalarını aldık, kurdalıyoruz beraber ya. Ayıp yani. Evet ya. Ali duyarsa çok sinirlenir. Doğru diyorsun. Bana bak. Bu aramızda kalsın ne olursun. Bak bir sen bil, bir de ben bileyim, tamam mı? Tabii tabii. Sadece senin de benim aramda kalacak. He. Hadi o zaman pembeler gelmeden şunu hemen kaldıralım. İyi hadi. Şunu da koyayım ben. Hadi gidiyorum. Hadi görüşürüz gülüm. Yine uçurumun kenarından döndüm lan.